Evet, nasılsınız? Keyifler nasıl? Umarım iyidir arkadaşlar. Hepiniz geldiğiniz için teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Şimdi bu akşam biliyorsunuz işte sınav nasıl çalışılır falan filan bunları konuşacağız zaten. Aynı zamanda biraz inkılap tarihinden bahsedeceğim size. Bununla birlikte dersin sonunda şu meşhur mülakatlardan konuşacağız. Öncelikle şöyle bir dakika ekran paylaşımımızı da yapalım. Evet. Öncelikle tabii arkadaşlar hepinizin bildiği genel geçer şeylerden bahsedeceğim. Daha sonra yani bildiğiniz ama belki duyduğunuzda bir kez daha aklınıza kazınacak şeyleri konuşacağız. Kayıt yok hocam, kaydedilmiyor bildiğim kadarıyla yayın. Bu akşam sizlere özel toplandık çünkü. Gerçi farklıysa bilmiyorum, sistem yöneticimiz oradan bize cevap verebilir. Onun haricinde ardından küçük bir inkılap tarihi konuşacağız. Çünkü Avrupa tarihinde YouTube'da benim videolarım var. Dersime hiç girmeyen öğrencilerimiz bile işte Avrupa tarihinde harikasınız falan filan. Artık bu Avrupa tarihinin sadece bende olması, bana yapışmasından yani o kadar standart oldu ki sizinle biraz daha. Tekuzem'de ben çünkü Avrupa tarihi, Osmanlı tarihi ve İnkılap tarihi anlatıyorum aynı zamanda. Sadece YouTube'da Avrupa tarihi çektiğim için daha çok Avrupa tarihini tanınıyoruz. Aynı zamanda size birazcık İnkılap tarihi anlatacağım ve dediğim gibi dersin sonunda arkadaşlar şey yapacağız. Şu mülakatları konuşacağız. Umarım birçok soru işareti, kafanızdaki soru işaretine de cevap vermiş olurum. Çok da zamanınızı almadan arkadaşlar bu akşam rica ediyorum ders sonuna kadar benimle birlikte kalın. Tamam mıyız? Öyle yapalım. Evet, izlediniz mi? Güzel. Tabii biz onları hep güncelliyoruz hocam. Güncellendi yani. Daha doğrusu ben güncelliyorum sürekli. Hep böyle bir şeyler okuyup bir şeyler eklemeyi çok seviyorum. O yüzden ÖABT'de öyle bir şey zaten. Çok şükür sınavda da böyle patlamıyoruz. Bu akşam size Tekuzem'den derece yapan birkaç tane sadece öğrencimizi seçerek size paylaşacağım. Onların netleri üzerinden hem sosyal bilgilerde hem de tarihte neler yapmışlar, nasıl netler yapmışlar, neler yapmanız gerekiyor. Birazcık bundan da bahsetmek istiyorum. En azından sizin için bir yol haritası, bir şey yapmak için ders programı kendinize hazırlıyorsanız bunun için de faydalı olacağını düşünüyorum. Normalde biliyorsunuz eğitim danışmanlığı da yapıyorum. Yüksek lisansım rehberlik çünkü. Bu yüzden arkadaşlar haddim olarak bazı konulara el atacağım bu akşam. Herkes hazırsa evet o zaman attention please. Öyleyse şöyle slide gösterimizi başlatalım. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle biz dedik ki hem tarihçiler hem sosyalciler bu akşam burada toplanıyoruz. İlk olarak bahsetmek istediğim şey karar verme aşaması. Şimdi burada size bir söz verdik. Evet, mükemmel olmak için başlamak zorunda. Bunları siz okursunuz o arada. Fakat benim size söylemek istediğim şey şu. En çok karşılaştığım sıkıntı öğrencide karar verme aşaması. Yani biz tarih ve sosyal bilgiler öğretmenleri olarak yüksek puanlara atanan, çoğu zaman atamaları dalgalı olan, özellikle tarihte mesela ilk kez 1408 atama gördük. Hep 300 küsür, 500 tam bir atama bile vermemişti. Totalde 800'ü falan görmüştük. 1408 atama ilk kez gördük. Sosyal bilgiler için ise mesela öğrenciler bana yazıyorlar. Hocam sizce kaç olur? İnanın sosyalde bir şey söyleyemiyorum. Çünkü yeri geldi 800 küsürlerden işte 155 atama da yaptı. 130 atama da yaptı. O yüzden birdenbire düşme de sağlanabiliyor. Bu yüzden arkadaşlar öncelikle bir kere önümüzde önemli bir sınav olduğunu bileceğiz. Ve zor bir sınav. Yani kolay bir sınavla karşı karşıya değiliz. Neden zor? Aslında çok atamamız olsa, şöyle bizi de yapıştırsa, şöyle İngilizceler gibi, sınıfçılar gibi, işte lise matematik gibi 70 küsürlerle biz de gideriz bereket versin. Ama öyle bir ihtimalimiz olmuyor maalesef. Biz hep daha yükseği hedeflemek zorundayız. Bu yüzden öncelikle ilk aşamada karar vermenizi istiyorum. Karar vermek ne demek? Karar vermek şu. Şimdi öğrenci benimle konuşuyor. Diyor ki hocam, yani diyor ki deneyeceğim bu sene. Denemek. Bir kere şunu söyleyeyim. Eğer ki bu sınava denemek için girecekseniz arkadaşlar şimdiden bırakın, oturun evde böyle Kızılcık Şerbeti izleyin. Yemin ediyorum hayatınıza daha çok katkısı olur. Ailenize zaman kazanmış, zaman geçirmiş olursunuz. Çünkü tarih ve sosyal bilgiler öğretmenleri deneyerek bu sınavı kazanamazlar. Çünkü öncelikle kararlı olmanız gerekiyor ve bir yıl çalışmanız gerekiyor. Önünüzde Bir de şunu söyleyeyim. Mesela 20 bin küsur hep mezunlarımız var değil mi? Sınava giren öğrencilerimiz var. Bunlar içerisinde ortalama 5 bin kişi aşağı yukarı çalışırlar. Bunların içerisinde gerçekten çalışanlar 1000 kişidir. Yani sizler aslında 1000 kişinin içerisine girmeye çalışıyorsunuz. Yani o ilk 1000'de çalışan 1000'de olmak için de deneyemezsiniz. Deneme ihtimaliniz yok. Denemeyeceksiniz arkadaşlar. Önce karar vereceksiniz. Oturun, çıkartın şapkayı, diyeceksin ki ben bu sınavda her ne şartta olursa olsun, karşıma ne çıkarsa çıksın, başıma ne gelirse gelsin, ben bu sınavı gerçekten kazanmayı istiyor muyum? Gerçekten atanmaya ihtiyacım var mı? Ben bütün yıl boyunca her şartta bu uzun maratonu sabit hızla devam ettirip sonuna doğru da arttırarak, bakın bunlar çok önemli cümlelerim. Sabit hızla devam edip sonuna doğru da arttırarak bu sınava hazırlanabilir miyim? İlk önce buna karar vermenizi istiyorum. O yüzden arkadaşlar aslında sınava hazırlanmanın en önemli aşaması karar verme aşamasıdır. O yüzden ilk önce karar vermeniz gerekir. Bununla beraber biz diyoruz ki İki şeye ihtiyacımız var sınav aşamasında. Bunlardan bir tanesi çalışmak ve düzenli çalışmak. Bir diğeri ise sabretmek. Yine danışan öğrencilerimle olan çalışmalarımda veya işte gruplarda, Telegram gruplarına bakıyorum. Geçen gün sivri zekalının birisi demiş ki işte bir arkadaşımız sormuş. Ders programı yapacağım kendime, ne yapmalıyım falan filan. Bir tane de çok bilmiş cevap vermiş hemen, biliyorsunuz. Bakın o Telegram gruplarına düşmeyin. Çok pis kandırıyorlar sizi. O iş öyle değil. Diyor ki sömestre kadar, Ocak, Şubat'a kadar, yılbaşına kadar diyor GK, GY eğitim birimlerini bitir. Ondan sonra diyor orada diyor soru çözmeye devam et. Sonra da diyor ÖABT çalış. Hadi ya. Arkadaşlar böyle bir şey söz konusu değil. Bir kere yılbaşına kadar siz GKG'ye ve eğitim bilimlerini bitirmeye uğraşırken inanılmaz sıkılacaksınız ve ortalama 6-7 saatlik günde en az çalışma temposu ister böyle bir şey yapmanız. Bununla beraber bundan sonra ÖABT'ye yüklenmek ise ÖABT'yi sene başı itibariyle boşa çıkarmak anlamına gelir ki bu da çok büyük bir yanlıştır. Sizin her zaman yapmanız gereken hepsini, bütün derslerinizi bir arada götürmektir ve dediğim gibi sabit hızla çalışmaktır. Hep böyle örneklerden veriyorum. 2012'deydi sanırım, tam hatırlamıyorum, 2012 ya da 14'te bir matematik öğretmeni öğrencim var. Aranızda anneler falan vardır mutlaka. Yeni bebesi var, yani böyle nasıl diyeyim size, 3 aylık falan, yani emziriyor daha. Ondan sonra hazırlanıyor sınava da bir yandan ve burada İzmit'te kalması gerekiyor. Eşinin tayini olmayacak falan filan, her neyse. Ona bir ders programı hazırladık. Günde 2'şer saatten, bakın dershaneye geliyordu. O zamanlar yüz yüze daha çok vardı. Online hiç yoktu hatta. Dershaneye geliyor bu kızcağız. Bu arada o zamanlar matematik öğretmenleri çok yüksek puanlara, 90 küsürlerle falan atanıyorlar. Çok az atamaları var, onu da belirteyim. Hani bizden beter durumdalar. Ondan sonra ona bir ders programı yaptık. Günde 2'şer saatten işte gündüz çocuğu uyurken 2 saat, akşam çocuk uyuduktan sonra 2 saat. Arada dershanede olduğu süre. O sene 92,5 puan aldı arkadaşlar ve İzmit'te olan var mı aranızda bilmiyorum. Buradaki bir ilçe, Suadiye'ye atandı ve çok iyi bir okula. Ve onu o şekilde başardı. Bakın sabit hızla çalışmak ve sürekli çalışmak çok önemlidir. En büyük hatalarınızdan bir tanesi böyle ara vererek çalışmaktır. Bunlardan biri şu. Mesela diyorsun ki işte bugün kaynanamlar geldi, bugün eve misafir geldi, bugün şu oldu, bugün bu oldu. 2 gün, 3 gün çalışmadın. 2 gün, 3 gün çalışmazsın, ondan sonra oturursun. Deliler gibi kendini 8-10 saat derse gömersin. Hayır. Bu size hiçbir şey kazandırmaz arkadaşlar. Sizin yapmanız gereken ara ara kendinize molalar vererek. Mesela haftada bir gün izin. Yani mesela ben ders programı hazırlarken mutlaka bir günü boş bırakırım. Çünkü kendi sosyal hayatınızdan da kopmamak zorundasınız. Bu sosyal hayata ihtiyacınız var. Sinemaya gideceksiniz, ailenizle zaman geçireceksiniz, evliyseniz çoluğunuza çocuğunuza zaman geçireceksiniz, çamaşır yıkayacaksınız, yemek yapacaksınız gibi. Bunlar da insanın kendisinin normal bir hayatın içerisinde var olduğunu hissettiren şeylerdir ve bunlar önemlidir. Eğer ki yıl boyunca sabit bir şekilde bunları gerçekleştirirseniz, arada kendinize izin de vererek, o zaman çalıştıklarınızın sonuçlarını alabilirsiniz. Yani ben sizden ne istiyorum? Ders çalışırken öncelikle GKG'ye, eğitim bilimleri ve ÖABT'yi eş zamanlı götürmeye çalışın. Özellikle ortak derslerimiz olan işte tarih ÖABT'ciler, işte ya da sosyal bilgilerde de tarih var, coğrafya var. Bunları ÖABT konularından çalışıyorsunuz zaten. Daha detaylı biliyorsunuz. ÖABT'de çalıştıktan sonra ortak konuyu, örnek veriyorum, İslamiyet öncesi Türk devletlerinden bahsedelim. İşte GK'nın da ilk konusu değil mi? GK'dan, tarihten oturup da bunun konusunu çalışmak yerine ÖABT konusunda ilerlediğinizde, İslamiyet öncesinde soru çözmeye geldiniz. Konuyu anlattım ben, dersi benden dinlediniz. Arkasından oturdunuz, işte notlarınızı aldınız, şöyle bir göz attınız. Ya da dersten önce notlarınız sisteme yükleniyor zaten. Öncesinde notlara baktınız. Ardından ilk önce soru bankalarınızda önce genel kültür soru bankalarını çözeceksiniz. Bu arada soru bankası seçerken mutlaka nasıl diyeyim, özenli olun arkadaşlar. Size şunu unutmayın. Herkesin çok rağbet ettiği şey en iyi şey demek değildir. Ama iyi soru bankaları seçmek sizi başarıya götürür. Diğerleri ise sadece zaman kaybeder. İnanın şu piyasadaki birçok tarih kitabının tahsihi benim elimden geçer. Çoğu soru bankasının içeriğinde ne vardır ben bilirim yani. O hani var ya sizin büyük yayın evleri. Hepsinin tarihçilerinin yazdığı soru bankalarını ben tahsih yapıyorum. Yani hepsini biliyorum aşağı yukarı. O yüzden bazen diyorum ki bu mu yani? İşte o yüzden İyi olmak, seçici olmak zorundasınız. GK'da size öyle güzel soru bankaları olur ki mesela sizi ÖABT'de de destekler. Ardından GK'da soru bankasını çözdün tarihte veya işte sosyalciyseniz coğrafya içinde geçerli. Ardından ne yapacaksınız? ÖABT soruları çözeceksiniz. En güzel pekiştirme yöntemidir. Sizi hem GK'ya hazırlar hem ÖABT'ye hazırlar. Bu süreçte senin en büyük zararın ne olur? Acele etmek olur. Arkadaşlar hız her zaman öldürür. Birazcık sakin olmayı. Bu süreci, şimdi adam diyor ki size işte Telegram gruplarına giriyorsunuz. Kaynak önerisi bakarız. Şimdi şeyde giriyorsunuz ÖABT şeylerine, Telegram gruplarına. Telegram gruplarında herkes bir şeyler öneriyor, bir şeyler yazıyor falan. Şunu unutma arkadaşım. Telegram grubunda atanan öğretmen çok az. Çok az. Bunlar içerisinde gerçekten çok, ben bakıyorum en çok konuşanlar her yıl hazırlananlardır. Bunlardan uzak durun. Yani en büyük tuzağınız Telegram grupları. Bu gruplarda özellikle yetkin öğretmenler değillerse sizi yönlendirmeleri de yanlış oluyor. Ben diyor, adam diyor ki ben diyor konuları bitirdim soru çözüyorum. Hadi ya, oldu canım. İşte diyor ki ben diyor denemede şu kadar net yaptım. Yalan. Bakın. Kendini kandırıyor. Boş bıraktığı soruyu doğru cevap zannediyor. Ya da bir şeyler yapıyor yani. Şimdi burada ağzımı açtırmayayım. Bakın her zaman biliyorsunuz sizi hiçbir zaman kandırmam ve boşa böyle şey vermem biliyorsunuz. Böyle mod yükseltmem, hatta mod düşüren böyle bir tavrım da vardır. Ama öyle yapmayacağız. Biz kendini unutmayın ki en büyük rakibiniz kendinizsiniz. O yüzden ne yapacaksınız? Kendinize mutlaka bir program yapın. Saat bazlı olmasın arkadaşlar. Her zaman programınız görev hedefli olsun. Şu bugün mesela şunları çalışacağım, bunları çözeceğim gibi olsun. Ve lütfen bütün yıla yayın. Yani işte bir öğrencim var mesela, geçen görüşme yaptık. Kız diyor ki şeyler sona da çok diyor işte hızlı anlattılar. Nisan'da Mayıs'ta bitirdiler. Başka bir şeyde çalışmış. Ondan sonra online eğitime girmiş, geçen sene patlamış. Ondan sonra çünkü adamlar diyor ki Mayıs'ta ben diyor programı bitiririm. Bittiği zaman da diyor işte genel tekrar alırım. Genel tekrara dışarıdan da öğrenci alırım. Para kazanırım. Şimdi bunu işte erken bitirmek demek, online sistemler için de konuşuyorum. Ben de içerisindeyim. Bu doğru bir sistem değil. Bununla birlikte sizi sene sonuna kadar bırakmayacak sistemlerle çalışın. Siz de kendiniz programınızı yaparken lütfen sene sonuna kadar kendinize program hazırlayın. Mesela vatandaşlık dersiniz. GK için konuşuyorum. Sosyal bilgiler öğretmenlerim çok daha hakimler vatandaşlık dersine. Bunu mesela ikinci döneme bırakabilirsiniz. Çünkü ezberdir, sabittir soruları. Hiç böyle şaşmaz. Kalıp sorular gelir. O yüzden de mesela iyi bir kere böyle hani şey yaptığınızda, kalıpları öğrendiğinizde o soruları kaçırma ihtimaliniz yoktur. Size bu yıl güncel çalışmamanızı tavsiye ederim. Çünkü son 3-4 yıldır asla güncel çıkmıyor. Artık tamamen sizin genel kültürünüze bağlı. O zaman şöyle bir toparlarsak ne yapacağız? Önce karar vereceğiz. Ardından arkadaşlar mutlaka ve mutlaka kendimize bir program hazırlayacağız. Kararımızdan dönmeyeceğiz ve sabırlı olacağız. Ve biz yaptığımız programımızı bütün yıla yayacağız. Ve online platform kendinize seçerken, burada kayıtlı öğrencimiz de var, kayıtlı olmayanlar da var. Seçerken sene sonuna kadar sizin elinizden tutan, sizi bırakmayan platformlarla baş başa olacaksınız. Önemli olan budur. Benim WhatsApp grubum vardır. Burada geçen seneden öğrencim var mı bilmiyorum. Bugüne kadar anlatmadığım konudan bile soru gelse ben ona mutlaka gece 2'de bile olsa cevap veririm. Burada hiç kimse diyemez ki Selin Hoca benim sorumu çözmedi diye. Sorunuzun birebir muhatabı her zaman karşınızda olarak ben varım. Başka yerlerden duyuyorum. Adam kitabını yazmış, 500 kişiye ders anlatmış. O hocaya sormuş, öğrenci cevap vermemiş. Öğrenci bana soruyor sorusunu. Çünkü muhatap bulamıyor. Bunlara çok dikkat edin. Çünkü yanınızda olan insanlara ihtiyacınız var bu süreçte. Burada yanınızda olan insanlar Telegram grubundaki her şeyi çok bilen ve çok konuşan, kendine rant sağlamaya çalışan, sizin gibi KPSS sürecine hazırlanan insanlar maalesef değiller. Bununla beraber ne dedik biz? Bir şeyi yaptınız, başarısız oldunuz. Aynı şeyi tekrarlamayın. Tekrar aynı yoldan giderseniz aynı sonuca ulaşırsınız. Geçen sene çalışmışsınız. Nasıl çalıştığınızı farz ediyorum, ya da ilk yılınız belki de. Geçen sene çalıştınız. Baktınız bu yıl istediğinizi elde edemediniz. Bana böyle mesajlar da çok geliyor. Hocam diyor çok çalıştım. Bütün sene deli gibi çalıştım. Bu değil diyor benim hakkım. Evet değil. Ama nasıl çalıştın? Bakın ders çalışmanız sistemi çok önemli. Yani kendinize gerçekten sistem, güzel bir sistemli program hazırlarsanız ve doğru kaynaklarla, doğru insanlarla çalışırsanız bu işi başarmama ihtimaliniz yok. Mesela yine özür diliyorum, hep konu Telegram'a geliyor ama Telegram gruplarında soru yazıyorlar mesela. Mesela benim grubumda var mısınız bilmiyorum ama bende hiç kimse soru yazamaz. Benden başka. Çünkü saçma sapan, asla çıkmayacak soru tipleri gelir oraya, sorular sorulur. Siz onları tek tek deftere yazarsınız, kaydedersiniz, asla çıkmaz. Saçma sapan sorular sorulur ve bunlar sadece sizin modunuzu düşürür. Şöyle dersin, aa ben bunu bilmiyorum, eyvah bilmiyorum. Ya sen onu bilme zaten. Sen sınavda bakın, genel geçer olan, GK'nın bir tık üstü olan ÖABT bilgisine hakim olduğunuzda zaten bu sınavda arkadaşlar 55 üstü net çok rahat yaparsınız. Sizi zorlayacak olan ne? 62'nin üzerinde net yapmak ÖABT'de biraz zordur. Çünkü iş orada biraz sizin bilginize, ama şöyle bilginize, dışarıdan nasıl diyeyim, şansa, tesadüfe ve sizin o anki motivasyonunuza bağlı olan değerlendirme, muhakeme gücünüze bakıyor. ÖSYM sizin ciğerinizi biliyor. Hani sorular çok zordu diyoruz değil mi? Mesela sosyal ÖABT'nin bu yılki tarih soruları çok zor değil. Ama geçen yılki tarih soruları çok daha zor tarihçilerden. Bu yıl tarihçilerin tarih soruları gerçekten çok zordu. Ama burada zor derken muhakeme gücü isteyen, bir şeyleri hatırlamanızı, bir yerden bir şeyleri bağlamanızı isteyen sorulardı. ÖSYM'ye aa çok kötü soru yazıyor demek çok yanlış. Adamlar gerçekten sizin nerede tıkanacağınızı, nerede neyi çarpıştıracağınızı çok iyi bilerek soru hazırlıyorlar. Bir kere o yüzden de sınava girdiğinizde ya ben hiç, mesela GK'da da aynı şeyi hissediyorsunuz. Sınava tecrübesi olanlar yazsın. Bir sürü kaynak çözüyorsunuz değil mi? Ama sınava girdiğinizde bakıyorsunuz, ya diyorsun benim çözdüğüm hiçbir soru bankasıyla alakası yok. Doğru mu? Doğru. Yani burada arkadaşlar bir bakıyorsunuz o sınav psikolojisiyle aslında belki de çok daha zor soruları çözmenize rağmen sınav anına geldiğinizde işler değişiyor arkadaşlar. O yüzden ÖSYM bu işin piri olduğu için, ne olursa olsun doğruya doğru, bu işin piri olduğu için sizi nerede düşüreceklerini, nerede yanlış yönlendireceklerini, nerede stres yapacağınızı çok iyi biliyorlar ve sorularını da buna göre hazırlıyorlar. O zaman biz ne yapıyoruz? Geçen yıl eğer hazırlandıysak aynı şekilde devam etmiyoruz. Bu yıl taktiğimizi değiştiriyoruz, sistemimizi değiştiriyoruz, kararlı ilerliyoruz ve istikrarlı oluyoruz. Dönem dönem düşebiliriz. Mesela geçen yıl çok kötü bir şey yaşadık. Deprem yaşadık ya. Deprem oldu ve o bölgedeki insanları bırakın, bütün Türkiye'nin hayatı değişti. Yani hepimiz böyle bir, evet birlikte böyle bir şeyleri kotarmaya çalıştık falan filan ama hayat bizim için normalinde akmadı. İşte burada birçok şey başımıza gelebilir ama biz burada bile Bu süreci yönetmemiz lazım. Deprem bölgesinden kimse atanmadı mı? Atandı. Demek ki birileri bir şeyler yapmaya devam etti. O şartlarda bile ben biliyorum, yani çadırlardan bana yazan, kaynak isteyen, göçük altında kaynakları kalmış falan. Çünkü hayat yaşayanlar için devam etti. O yüzden arkadaşlar, başımıza ne gelirse gelsin, süreci sağlıklı, akıllı yönetmeniz sizin için çok önemli. Sizin için başarıya giden en önemli yollardan bir tanesi de bu. Zor olabilir ama asla imkansız değil. Çünkü hani çok özür diliyorum, var ya böyle kendimi motive etme şeklim, bu gerizekalı yapıyorsa ben de yapıyorum falan diye. Tabii ki o böyle bir şey değil ama yani sonuçta birileri atandı. Daha fazla mı çalıştı sizden? Belki. Daha sistemli mi çalıştı? Büyük ihtimalle. Ve bununla beraber tecrübe. Bazen birkaç kez sınava hazırlananlar, o sınav tecrübesini yaşayanlar çok daha avantajlı oluyorlar. İlk kez sınava girecek olan varsa bana bir artı koysun bakayım. İlk defa hazırlanan var mı aranızda? Yoksa herkes böyle bir tabiri caizse gediklilerden mi yani burada? Evet, bir de başaranlar var değil mi? En sonunda başardılar. Çünkü onlar bir, ne de yapmışlar? İstemişler. İki, ne yapmışlar? Fedakarlık yapmışlar. Bakın bu sınava hazırlık süreci yine fedakarlık yapmadan gerçekleşmeyecek. Ailenizden, ailenize ayırdığınız zamanınızdan, kendinize ayırdığınız zamanınızdan, belki hobilerinizden vazgeçmek zorundasınız. Geçen gün bir danışan öğrencimle görüştüm. Doktora yapıyor. Okul öncesi eğitim ve öğretmenliği okuyor. Aynı zamanda yani KPSS'ye hazırlanacak, bir de ücretli yapıyor. Ne zaman ders çalışacak? Mümkün değil. Ona da söyledim, bir şeylerden vazgeçmek zorundasın. Bakın bu vazgeçmek bile arkadaşlar fedakarlık gerektiriyor. İlk kez hazırlananlar için şimdi birazdan bir atama örnekleri falan göstereceğim size yine. O yüzden arkadaşlar, hayatınızda bazı şeylerden vazgeçmek için hazır olmalısınız yine. Ve kendinize inanacaksınız. Ben bu sınavı yapacağım diyeceksiniz. Bunun başka bir çaresi yok. Ve kendinizi kapatacaksınız. Kulağınızı, gözünüzü. Mülakat varmış. O bunu yapacakmış. Bakın bunların hiçbir kıymeti yok. Önemli olan sizin sabit gitmeniz. Bakın o Telegram gruplarında falan filan, orada burada Instagram'da her yerde yazanlar var ya. Onlar hep hazırlanıyorlar. Her sene hazırlanıyor. Gene hazırlanırlar. Sıkıntı yok yani. Ama kimler kazanıyor biliyor musunuz? Sesini çıkarmayanlar, sessizce çalışanlar. Her zaman ne diyoruz? Hasedin uykusu çok hafiftir. O yüzden kimseye büyük planınızı anlatmayacaksınız. Gizli gizli, sakin sakin. Ben böyle yaptım, şu kadar net yapıyorum diye değil. Ben bugün de bunu öğrendim diyerek çalışacaksınız. O yüzden sizi, inanın bana, istediğiniz hedefe ulaştırmak için gerekli şartları sağlayacaktır. Tabii ki kontenjansız olmaz ama bakacağız bakalım. Şimdi o zaman madem başaranlardan bahsettik, birkaç tane başaranlardan bahsedelim. Sosyal bilgiler öğretmenlerimizden birisi, geçen yıldan bizim öğrencilerimizden yine. Bakın Türkçeden diyorum çünkü biz sosyal ve tarihçiler olarak biliyorsunuz matematik yapamıyoruz. Hocam yapmamız şart mı? Asla değil. Yapabiliyorsanız çok güzel, bir iki tane, ama matematik çalışacağım diye sakın böyle bir vakit ayırmayın arkadaşlar. Buna ihtiyacınız yok. Matematiksiz de olur. 29'a 5 yapmış arkadaşlar. Bu arkadaşımız muhtemelen birkaç matematik işaretlemiş yine. Aynı zamanda güzel bir G'ye neti var. 48'e 11 GK yapmış. Eğitim bilimleri çok başarılı. 68'e 12, yani bize 64 net bırakmış eğitim bilimlerinden, çok güzel bir net. Ve ÖABT'de de yine aynı şekilde gördüğünüz gibi 60'a 13 yapmış arkadaşlar, ki bu da ortalama 55,5 56 net gibi bir net getiriyor. Bakın ve bu 55 netiyle birlikte 85 puan alarak Türkiye'de 21. olmuş. Bakın 121 puanlı 85, KPSS 10 puanı 89. Demek ki bu kişi eğitim bilimlerinde Türkiye ortalamasının üzerine çıkmış arkadaşlar. ÖABT'de ise ortalamanın demeyeyim ama P10 puanından daha aşağıya çekebilecek şekilde ÖABT neti yapmış. Ama buna rağmen atanmış. İşte bahsettiğim şey bu. Hepsini yapmak zorundasınız. Sizi rahatlatır. Yani ÖABT'ye sadece güvenerek başarılı olamazsınız ama ÖABT'siz zaten atanamazsınız. Ama burada belli bir ortalamada ÖABT'de kalmanız çok doğaldır. Fakat bu sizi, bakın sosyalciler 21. sıraya atamış ve bu arkadaşımızı Allah'ın izniyle uğurlayacağız. Evet, bir sonrakinde ise 48. olan bir arkadaşımız var arkadaşlar. Bu da 26'ya 7 yapmış ki o da 1-2 tane Türkçe, matematik çözmüş muhtemelen. Yine Türkçesi çok güzel bir arkadaşımız. GK'dan bakın 45'e 10 yapmış ki zaten günceller falan biraz tehlikeliydi. Eğitim bilimlerinde görüyor musunuz uçurmuş, 70'e 9 yapıyor arkadaşlar ve ÖABT'de ise 59'a 9 yapmış. Bir önceki Türkiye 21.sinden daha fazla ÖABT neti yapmış farkındaysanız. Ancak diğer netlerde biraz daha altta kaldığı için GK'da buradaki puan sıralaması 48. olmuş diyoruz. Bakın sosyalde de herhalde aşağı yukarı yani yüksek özellikle eğitim ve ÖABT netleri 55'in üzerinde olması esası aslına bakarsanız onlara derece yaptırmış. Ve tabii ki kontenjana bağlı olarak birçok öğrencimiz atanacak Allah'ın izniyle. Bunlar bizim kesin gözüyle baktığımız, yani size böyle flash olarak koyduğum örneklerimiz bizim öğrencilerimizden. Bir son olarak sosyalcilerden bir de 61. sıradakine bakalım. Bakın burada genel yetenek felaket, gördüğünüz gibi 18'e 12 yapmış. Türkçesi bayağı bir kötü ki Türkçe sorularımız çok kötüydü. Çok kötü de demeyeyim aslında. Türkçe artık eski Türkçe gibi değil. Size tavsiyem Türkçe'de özellikle paragraf çalışırken çıkmış ALES sorularını, KPSS paragraf sorularını özellikle çalışmanızı tavsiye ederim. Onları çözmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü ÖSYM'nin özellikle bu editör cümlelerine çok takılması, biraz daha akademik paragraflar bize vermesi bizi yoruyor. O yüzden bu yorgunluğa biraz da alışmak lazım diye düşünüyorum. Paragraf çalışırken özellikle ALES sorularını, DGS sorularını, KPSS çıkmış sorularının paragraflarını ön lisansında dahil olmak üzere çözseniz iyi olur. Çalışırken onları çalışın. Genel kültürde yine 45'e 15 yapmış ki çok iyi bir GK neti değil gördüğünüz gibi. Zaten muhtemelen ÖABT bilgisiyle orayı desteklemiştir. 64'e 15 yapmış ki eğitim bilimlerinde bakın 58,5 gibi bir nete hemen hemen tekabül ediyor. Zaten 55 ortalamanın üzeri her zaman bize şart biliyorsunuz eğitim bilimlerinde. Eğitimde minimum atama netiniz arkadaşlar 55-56 bandında olmak zorunda ki o sizi kesin atar demiyorum, sadece sizi ligde tutar diyorum. ÖABT'sine baktığımızda çiçek gibi yapmış. 66'ya 9. Alnından öpüyorum kendisini. 66'ya 9 yapmış arkadaşlar bakın. Ortalama 64 neti falan var ki ÖABT'de bu neti yapmak her baba yiğidin harcı değil yani. Ki zaten bakın P10'da 80 puan alırken P121'de 84 puan. Yani ÖABT'sinin çoğu ortalamanın yani ilk muhtemelen derecelerin bakın 21.'nin ama bak fark et 21.'den daha fazla ÖABT neti var ama buna rağmen diğerlerinde genel yetenekte ve GK'da daha düşük ve eğitimde diğerlerine göre biraz daha düşük olduğu için netleri sıralamada 61. sıraya ancak gelebilmiş gördüğünüz gibi. Evet, bunların hepsi sosyal bilgilerde size örnek olarak gösterdiğim arkadaşlar. Demek ki ne yapıyoruz? Hem ÖABT'ye çalışıyoruz, aynı zamanda GKG'ye ve eğitim bilimlerine de önem veriyoruz arkadaşlar. Sadece ÖABT bizi tabii ki atar ama bu kadarını yaparsanız atar. Ama GKG'ye eğitimi ne kadar yüksek yaparsanız o sizi o kadar rahatlatacaktır. Orada bir nefes alacağız yani. Ben şunu düşünmeyin sakın. Ben deli gibi ÖABT çalışırım, hallederim diye. Yok öyle bir şey. Çünkü ÖABT'nin garantisi yok. Yani sınavda bildiğin şeylerden çıkmaz ya da birkaç soru arka arkaya yanlış gelir. Daha birkaç sene önce, 1-2 sene önce sanırım AYT sınavında öğrenciler, fen lisesi öğrencileri bakıyorlar. Yani İstanbul'un çok ünlü fen liselerinden bir tanesi. 1. sınıf yani en üst sınıflardan birisi. Bir sınava giriyorlar AYT'ye. AYT'de arkadaşlar bakıyorlar ki 3-4 öğrenci patlıyor sınavda. Yani barajı zor geçiyor. Çok kötü sıralamalardalar ve bunun istatistiği için rehberlik servisi çalışıyor. Diyorlar ki neden? Sonra çocukların kitapçıklarına bakıyorlar. Hepsi aynı kitapçığa denk gelmiş meğerse. Bakın aynı sınıftaki 3-4 arkadaştan bahsediyorum. Farklı farklı okullarda geliyorlar ama tesadüf bu ya, aynı kitapçığa denk gelmişler ve O kitapçıkta tesadüf arka arkaya 4 tane çok zor soru gelmiş. Bu yüzden o çocuklar o sınavda o soruları çözemedikçe motivasyonları düşmüş ve sınavı patlatmışlar. Ondan sonra çünkü hep kafaları çözemedikleri soruda kalmış. Yani o an, sınav anının size hiçbir garantisi yok. Bu yüzden mesela arka arkaya 2 tane yapamayacağınız soru gördüğünüzde ister istemez modunuz düşecektir. Ve bu diğer sınavdaki sorularınızı da etkileyebilir. O yüzden kendinize güveniniz. Bu süreci, yani sınav formatını iyi yönetmeniz sizin için en önemli şey aslında. Ve dediğim gibi olayı sadece ÖABT'ye sakın bırakmayın. Bakın, ben ÖABT anlatıyorum 2013 yılından beri ama ÖABT satan diğer hocalar gibi ÖABT her şeydir demiyorum size. Sizin atanmanızı istiyorum arkadaşlar. Benim öğrencim atanmak zorunda. Atanması için de ne yapacak? Ne gerekiyorsa onu yapacak. Ben üzerime düşeni yapacağım. Öğrencim de üzerine düşeni yapacak ki bunun gerçeği, orijinali, seni rahatlatacak olan kısmı bu. Her şeyi bir arada bir şekilde, sistemli bir şekilde yürütmeye çalışırsanız ve başarırsanız zaten atanmamanız için hiçbir sebep yok. Geldim tarihçilere. Bu öğrencim benim geçen seneden öğrencim. Zaten atandı. Geçen yıl Türkiye 75.'si oldu ve atandı. Ama bu yılda sınava girdi ve sırf kendini denemek için sınava girmiş ve Türkiye 145.'si olmuş. Bana yazdı, hocam dedi, ya ben atandım biliyorsunuz geçen sene ama dedi işte bu sene de kendimi denemek istedim. Var böyle deliler, biliyorum, çok şey böyle yapıyorsunuz ama yani ama en azından ne var? İşte sıralamada mesela 145. kişi girmeyecek. O kız şimdi tercih yapmayacak yani. Ama onun da bir netlerine bakalım. 145. ne yapmış tarihçi? 16'ya 9 yapmış genel yetenek ki zaten dediğim gibi Türkçe zordu. Zaten matematikte yapamıyoruz. Genel yeteneği bozuk. Genel kültürde 41'e 10 yapmış ki iyi bir net asla değil ki ben genel kültürde ortalama 50'yi yakalamanızı isterim her zaman. 49, 48, 50 netler benim için baş tacıdır. Onlar size derece yaptırır. Eğitim bilimlerini güzel yapmış. Bakın bu yıl hazırlanmamış olmasına rağmen atanmış öğretmenin şeyi bu. Geçen yıldan da öğrencimdi. O yüzden paylaşıyorum. 66'ya 12 yapmış arkadaşlar. 66'ya 12 yapmış. Yani 62 tane neti var eğitim bilimlerinden. ÖABT'de ise 59'a 14 yapmış gördüğünüz gibi. Ki bu da zaten ortalama 54 net falan gibi bir şey getiriyor ki KPSS 121 puanında demek ki dediğim gibi tarih zordu bu sene, bu yüzden belli ortalamalar. Geçen yıl mesela son atanan kişi 57 ÖABT tarih ÖABT netiyle atanmıştı ancak burada 55'li netlerle falan atamayı görüyoruz. Ama tabii atanmayacak dediğim gibi. O zaten atanmış bir öğretmen. Evet, şimdi size başka birinden bahsedeceğim. Bunu Instagram yayınında da anlatmıştım. Geçen yıldan 2 yıldır öğrencim. Aynı zamanda danışan öğrencim arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşımız formasyondan bahsettin ya Sümeyya. Aynı zamanda onu da anlatayım. Bu arkadaşımız yeni mezundu biz tanıştığımızda ve aynı zamanda formasyon dersleri de vardı. Hocalar da kasıyorduk Kocaeli Üniversitesi'nde biraz. Birlikte hazırlandık. Tekuzem'in öğrencisiydi. İlk yıl hazırlandı ama sınav stresi falan filan derken 3348. oldu ilk yılında. Onun için çok iyi bir başarıydı yine de. Çünkü hiç temeli yoktu. Şu anda çoğu kişi girse 35 netlerde falan kalır. ÖABT'de gördüğünüz gibi 51 doğru 17 yanlış yapmış. Eğitimde yine bir ortalamayı yakalamış 53'e 20. Genel kültürü bakın 37'ye 14 düşük ve aynı zamanda genel yetenekte de 22-14 yapmış. Güzel bir net genel yetenek için. Ben isterim yani 22-24 arası Türkçe neti, yani genel yetenek neti sizi kurtarır arkadaşlar. Bu kızcağızım benim canımın içi. 2022'de öğrencimdi. Dediğim gibi sonra 2023'te de tabii ki benimle devam etti yoluna ve geldik yeni haline. Bu yılki sınavda arkadaşlar gördüğünüz gibi 22'ye 3 yapmış. Yine genel yetenekte çok fazla bir değişiklik yok. Genel kültürünü bir tık arttırmış. 48'e 7 yapmış. Eğitim bilimlerini çok güzel arttırdı. 63'e 15. Ortalama bir 10 net koymuş üzerine. Yine ÖABT netini arttırıp yanlışlarını azaltarak 57'ye 11 net yapmış. Ve gördüğünüz gibi Türkiye 52.'si olmuş. Bakın 3000 küsürlerden 52. sıraya gelmek ve zor bir ÖABT sınavından bahsediyorum. Önceki yıl 2022'nin sınavındaki ÖABT sınavında yaptığın netler o zorluğa göre azdı. Ama buradaki bu yılın zorluğuna göre ÖABT neti oldukça başarılı. Yani aynıya denk gelmiyor, öyle düşünmeyin. Ve KPSS 121'de gördüğünüz gibi 52. sırada 84 puanla. P10'a bakarsanız aslında 7.000 küsürlerde, yani 8.000'e yaklaşmış. Bakın ÖABT'si, zor bir ÖABT sınavından çıktığımız için sağ olsun Ebru'yu Türkiye 52.'si yaptı ve inşallah kendi ellerimle tercihlerini de yaparak istediği okula yerleşmesi için elimizden geleni yapacağız. Darısı sizlerin başına arkadaşlar. Bunlar bizim birlikte çalıştığımız kendi öğrencilerimiz, sağ olsunlar, var olsunlar. Allah yollarını açık etsin. Daha burada paylaşmadığım niceleri var tabii ki. Ben burada hani yüksek puanlı, yüksek netli tanıdığım falan filan diye sizinlerle paylaştım. Yoksa tabii ki Tekuzem'de çok örneğimiz var. Ben şeyi sevmiyorum. Bakın şu da şöyle oldu, bu da böyle oldu, biz de böyle yapıyoruz. Buna gerek yok arkadaşlar. Çünkü gerçekten işimizi profesyonelce idare ediyoruz. Hem sistem olarak Tekuzem'in sistemine bir kez daha buradan alkış, sağ olsunlar. Mükemmel bir sistemimiz var. Size gak deyince et, guk deyince süt veren bir sistem var. Ben de çok rahat ediyorum ve bu 4. yılımız Tekuzem'de yine birlikte olacağız. Evet, reklamları izledikten sonra o zaman biraz inkılap tarihi konuşalım mı? Konuşmadan önce şöyle anlatayım size. Dediğim gibi Avrupa tarihi yapıştı. Şöyle inkılap tarihinden bir kuple anlatabileceğim bir kısmı olan tek şey, yani konulardan bir tanesi Lozan'dı. Biraz Lozan'dan bahsetmek istiyorum size. Bu yılki sınav soru örneklerini de koydum içine. Ben ne anlatmışım, sınavda ne çıkmış? Bunlar benim notlarım, yani sizlere kayıt olduğunuzda zaten sisteminize yüklenen notlar. Aynı zamanda notlar hakkında da biraz bilgi sahibi olun diye paylaştım aslına bakarsanız. Ama derse geçmeden önce bana hazırlanmakla, sınava hazırlanmakla ilgili herhangi bir sorunuz varsa buradan yazınız arkadaşlar. Önce bir varsa sorunuzu alayım. Ondan sonra kısa bir ders anlatımı ve son olarak da mülakatlardan bahsedeceğim size. Onlara bir konuşacağız hep birlikte. Evet, kaynak önerim hocam var ama kaynak önerimi burada yapmayacağım. Instagram canlı yayınlarımda falan da yapıyorum. Veya bana özel DM'den de yazabilirsiniz. Orada size kaynak önerilerimi yazarım. Sizler de elinizde ne var ne yok pek de bilmiyorum ama en azından elinizde olması gerekenleri yazarım, merak etmeyin, tamam mı? Şimdi burada şey yapmayayım şimdi. Herhangi bir isim telakki etmeyeyim yani. Ama dediğim gibi bana yazarsanız ben size söylerim zaten. Daha önce de canlı yayınlarda yaptım. Yine yaparız. Evet, o zaman başka sorusu olan yoksa biraz Lozan Antlaşması'ndan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi benim amacım burada hem notlarımı görmeniz hem de aynı zamanda bu sefer hep de Avrupa tarihi değil, biz de biraz da İnkılap tarihinden de bahsedelim dedik. Şimdi Lozan Antlaşması öncesi Mudanya Ateşkes Antlaşması yapılıyor. Biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nı kazandık. Mudanya Ateşkes Antlaşması'na İsmet İnönü'yü gönderdik. Çok başarılı bir anlaşma yaptı. Boğazlar, İstanbul ve Doğu Trakya'yı bizi savaşmadan kazandırdı. Ardından kalıcı bir barış anlaşması yapılacak. Ancak kalıcı barış anlaşması için tabii ki Türkiye Cumhuriyeti işte hem de aynı zamanda hem TBMM hem de İstanbul hükümeti davet edildi. Yani aslında adamların amacı itilaf devletlerinin derdine son kez yine acaba bir Sevr Antlaşması'nı çıkartır mıyız? Yine bir ikilik yaratır mıyız? Araları bozulur mu diye böyle bir şey yaratmak istiyorlar. Yani handikap yaratmak istiyorlar aralarında. Bu yüzden de TBMM diyor ki bu iş böyle olmaz. Biz savaşı kazandık. Artık bu saatten sonra kazandığımız savaşa, bu Kurtuluş Savaşı'na gölge düşüremeyiz ve onu masada kaybedemeyiz diyerek TBMM'nin aldığı kararla saltanatı kaldırmaya karar veriyorlar. Yani kanunla kaldırılmıştır arkadaşlar. Saltanatın kaldırılmasıyla birlikte tabii ki bunun haberi son padişahımız 6. Mehmet Vahdettin'e Refet Bele tarafından, tanıyanlarınız bilir, enişteniz diye bahsederim hep. Enişteniz Refet Bele tarafından bildirilir Vahdettin'e. Vahdettin'e derler ki evet siz saltanat kaldırıldı ancak hilafet sizde devam edebilir. Yani Vahdettin gitmek zorunda değildi. Arzu etseydi son halife olarak da kalabilirdi aslında. Ancak tesadüf şu ki Vahdettin'in yakın yaveri Hasan Paşa bu olaydan, saltanatın kaldırılmasından birkaç gün sonra İttihat ve Terakkiciler tarafından, bu eski İttihatçılar tarafından bir suikastla öldürülüyor. Bunun üzerine Vahdettin can korkusu yaşıyor. Zaten minnak bir adam, biliyorsunuz, böyle titrek bir tip. Hani böyle diye böyle şey bir adam değil, bir Abdülhamit gibi böyle heybetli falan bir adam değil yani. Adam entelektüel bir adam ki bunlardan falan çok bahsedeceğim size. Bu yüzden de Vahdettin can güvenliği dolayısıyla bir endişe duyuyor ve bu yüzden İngiltere'ye sığınmaya karar veriyor. Bu arada Refet Bele Vahdettin'le zaten tanışıyorlar ve Mustafa Kemal'in de bu arada yakın arkadaşı aslında, ama Refet sonradan saltanatçı olacak biraz. Bu yüzden TBMM'yle de arası açılacak. Hatta Vahdettin'e bir at hediye edecek. Konya ismini verdiği bir at falan hediye ediyor. Bu yüzden Refet Bele, hatta Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasında karar diye kodlayacağız ya, Refet Bele de bu Paşalar Komplosu olarak Mustafa Kemal'in adlandırdığı grubun içerisinde yer alacak bu yüzden. O zaman diyoruz ki biz saltanatın kaldırılması haberini kim vermiş? Refet Bele vermiş arkadaşlar. Ve Vahdettin, dediğim gibi, can endişesi dolayısıyla İngiltere'ye bir mektup yazıyor ve Malaya zırhlısıyla ülkeyi terk ediyor, İngiltere'ye sığınıyor. Bundan sonra Osmanlı İmparatorluğu artık resmen sona ermiş ve Cumhuriyet'in önündeki Cumhuriyetçilik ilkesini pekiştirir, laiklik ilkesini pekiştirir. Cumhuriyet'in önündeki en önemli engellerden, hukuki engellerden bir tanesi de aynı zamanda kalkmış olur arkadaşlar. Ve böylece Vahdettin ülkeyi terk edince yine Osmanlı Hanedanı'ndan Abdülmecit Efendi diyoruz kendisine. Niye? Çünkü artık padişah değil, saltanat yok. Hilafet makamı Abdülmecit Efendi'ye verilir, ona devredilir. O da biliyorsunuz 1903 Mart 1924'e kadar hilafet makamını devam ettirecek. Ancak o da büyük bir ressam, kendisine bir hilafet arması çiziyor ve İngiltere ile mektuplaşmaya başlıyor ve belgelerini Abdülmecit Han diye imzalamaya başlıyor. Tabii durum böyle olunca diyorlar ki tatlım sen gene görev yetkilerini aştın, sen hayırdır deyip Abdülmecit Efendi'nin de elinden hilafet makamını alıyorlar. Yani kanunla, yine kanunla, TBMM tarafından çıkarılan kanunla hilafet kaldırılıyor 3 Mart 1924 yılında ki bu da yine Cumhuriyetçilik ilkesini pekiştirir. Laikliğin önündeki yine engellerden bir tanesi kaldırılmış, hatta laiklik yolunda da güzel bir adım atılmıştır. Ama laiklik yolundaki en önemli adımı ne zaman atıyoruz? 1928 yılında yapılan 1924 Anayasası'ndaki 28 değişikliğinde devletin dini İslam'dır ibaresi kaldırılıyor. Hiçbir şey yazılmıyor. Devletin diniyle ilgili herhangi bir bilgi bırakılmıyor. Böyle olunca arkadaşlar laiklik yolunda atılan en önemli adım aşağıdakilerden hangisi? 1924 Anayasası'ndaki 1928 değişikliğidir diyoruz ve geldik Lozan'la ilgili diğer detaylara. Sınavda daha önce defaatle soruldu. Katılan devletler, Boğazlar için katılan devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur dedi mesela. Yani daha önce çıkmış sorularımız içerisinde var. Burada bu yüzden biz hep madde madde ne kısmını ezberlemeniz gerekiyorsa notunuza özellikle bunları bırakıyorum. Notlarınızı önce okuyorsunuz, derse geliyorsunuz. Notlarda ben size diyorum ki bak burayı bil, bu sorulur. Burayı bilmene de gerek yok, ben size anlatayım geçeyim diyorum bazen. Bu da sizin işinizi kolaylaştırıyor ki işimiz bu zaten. Herkes aynı kitabı okur arkadaşlar. Ama herkes aynı kitaptan aynı sonuca ulaşamaz. Burada benim amacım okuduğunuz bendeki kitabın, yani benim yazdığım bilgilerin önemli olan kısımlarını sizin özümsemeniz. Çünkü sınavda karşımıza bunlar çıkacak. Şimdi ilk bilmem gereken şey şu. Mudanya bitti. Lozan Antlaşması yapılacak. Lozan görüşmeleri için öncelikle Mustafa Kemal diyor ki hatta Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Tepkiki Mezalim Cemiyeti'ni kuruyor. Tepkiki Mezalim Cemiyeti'nin başına da Halide Edip Adıvar'ı getiriyor. Bakın Sakarya'dan hemen sonra daha büyük taarruz yok. Çünkü zaten büyük taarruz, zaten savaş bitti. Aslında biz Sakarya ile Kurtuluş Savaşı'nı bitirdik biliyorsunuz. Ama büyük taarruz son temizleme operasyonu ya. Orada işte Tepkiki Mezalim Kurulu İzmir ve çevresinde, yani Batı Anadolu'da yapılan tahribatın sonuçları, mali yükünü hesaplamak için bu kurulu oluşturuyor. Çünkü Mustafa Kemal'in amacı ne? Burada TBMM ile birlikte, tabii ki onlar da hep birlikte konuşacaklar, anlaşacaklar. Diyecekler ki barış anlaşmasını İzmir'de yapalım. Ancak bu amacı ne? İzmir'de yapılmasının teklif edilmesinin, sınavda çıkar bize. İzmir'de yapılmasını teklif edelim. Neden? Çünkü Yunanlıların yaptıkları tahribatı bütün dünya görsün. Çünkü hem itilaf devletleri hem de bütün dünya devletlerinin temsilcileri, tabii ki Lozan'da olacak, İzmir'de olmayacak maalesef ama İzmir'e gelecekler ve Yunanlılara Allah belanızı versin, ne yapmışsınız lan buraya diyecekler yani. Hazır arada bela oldu ama neyse, tövbe deyip geçiyorum. Burada işte bu süreç içerisinde arkadaşlar İsviçre'nin Lozan kentinde toplanıyor. İzmir maalesef kabul edilmiyor. Kabul edilmemesinin sebebi şu: uluslararası anlaşmalar biliyorsunuz ki tarafsız olan bölgelerde toplanır. Bu yüzden Lozan Antlaşması arkadaşlar Lozan'da, yani İsviçre'nin Lozan kentinde görüşmeler başlayacak. Kimin gönderileceği söz konusu ilk önce. Rauf Orbay gitsin demişler. Adam zaten Rauf Orbay'ı biliyorsunuz. Kendisi Monroe Ateşkes Antlaşması'nı imzalayan adam. Ve hatta Monroe Ateşkes Antlaşması'nı imzaladığı için ya kör ya aptal olmalı demişler onun için. Ve hatta Rauf Orbay bu yüzden maalesef Mustafa Kemal'e milli mücadelede en çok destek verenlerden birisi olmasına rağmen arkadaşlar hiçbir zaman bir başbakan, bir cumhurbaşkanı gibi bakın ülkenin önemli isimlerinden, adamlarından birisi maalesef olamamış. Öyle bir kariyer edinememiş ama milli mücadeleye destekleri muazzam ki kendisini Hamidiye kahramanı olarak da biliyoruz, biliyorsunuz. Evet, böylece İsmet İnönü'yü Mudanya görüşmelerindeki başarılarından dolayı İsmet İnönü'nün gitmesine karar veriyorlar. İsmet hemen İngilizce çalışmaya başlıyor bu arada. Kendisini özel hoca tutuyor ve bu arada Cumhurbaşkanlığı döneminde de sürekli İngilizce dersleri, Fransızcası zaten var bu arada, dersleri alan bir adam. İyi bir devlet adamıdır İsmet İnönü. Seven sevmeyen falan değil. Seveceğiz sevmeyeceğiz, saygıyla devam edeceğiz. Ama bazen çok çakaldır, çok akıllılık yapmış. Bazen de büyük aptallıkları vardır. Süper bir lider değildir. Ama arkadaşlar İsmet İnönü süper bir bürokrattır. Kendisine ver kravatı, emri ver ve gönder. Asla sözden çıkmayan bir karaktere sahip aynı zamanda. Evet, katılacak heyetinde çıkmış sınav sorularımızdan birisi İsmet İnönü, Rıza Nur, Hasan Saka baş delegeleri onun yanında, baş delege İsmet İnönü'nün yanında. Aynı zamanda 31 bürokrat. Bu bürokratların içerisinde edebiyatçılar da var. Mustafa Kemal'in örnek aldıklarından Yahya Kemal Bayatlı falan var yani. Öyle bir 31 bürokrat. Ezberleyecek misin? Tabii ki ezberlemeyeceksin. Sınavda çıkmaz arkadaşlar kolay kolay. Ya da çok böyle alternatif, atıyorum Enver Paşa'yı koyar oraya. Olma ihtimali olmayan birini koyar. Sınavda soru bana böyle gelir. Ama ben sayıyı bileyim. Önemli olan bu. Katılan devletlere baktığımda Amerika nasıl katılmış artık itilafların içerisinde değil. Amerika itilaf devletlerinden ayrılmaya ne zaman karar verdi? General Harbord raporuyla karar verdi. Mustafa Kemal General Harbord'la bir görüşme yaptı. General Harbord dedi ki siz dedi yanınızda 3 tane büyük devlet, Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Almanya ve Bulgaristan olmasına rağmen 1. Dünya Savaşı'nı kazanamadınız. Şimdi dedi bütün dünya devletlerine karşı tek başınıza nasıl kazanacaksınız dedi. Ve Mustafa Kemal şu cevabı verdi. Çünkü dedi burası bizim vatanımız. Ya ölürüz ya da dedi burayı dedi kurtarırız. Siz olsanız farklı mı davranırdınız dedi ve General Harbord çok haklısınız dedi. Bunun üzerine yazdığı raporla Türklerin bu bölgede çoğunlukta olduğunu Amerika'ya söyleyince dönemin Amerikan Başkanı Wilson dedi ki beni dedi kandırdınız itilaf devletlerine. Bu yüzden tekrar Monroe Doktrinine dönerek İçe kapanma politikasıyla artık Amerika hiçbir savaşın içerisinde yer almayacaktır dedi. Çünkü tabii ki çıkarlarına karşı bir durum söz konusu. Bu yüzden itiraf devletleri yanında değil, sadece gözlemci olarak katılmış. Bununla beraber Boğazlar Komisyonu falan bahsedeceğiz ama Boğazlar için Karadeniz'de kıyısı olan devletler katılmıştır. Hangisi katılmamıştır diye sordu bize. Yunanistan katılmayan devletlerdir. Yunanistan'ın Ege Denizi'nde biliyorsunuz Akdeniz'de kıyısı var. Ancak Karadeniz'de olmadığı için Yunanistan mesela Boğazlar meselesi için katılan devletler arasında yer almaz. Bunlar bizim ezber bilgilerimiz. Derste ben size anlatırken diyeceğim ki bunları ezberle. Çünkü karşıma sınavda çıkar. Bunun dışında katılan devletleri verdim. Ama sen burada neyi bil? Bak çoğu devlet var. Kim yok diye bana sorarsa %99 şıklara İspanya'yı koyacak. Arkadaşlar biliyorsunuz Lozan görüşmeleri iki part halinde gerçekleşmiş. Birinci görüşmelere katılmış, İspanya katılmış. Ancak ikinci görüşmelere sınırlarla vesaireyle ilgili bir sorunu olmadığı için ikinci görüşmelere katılmamış ve imzalamamıştır. Lozan'da imzası olmayan devlettir. Ama bakın bir Portekiz var, İspanya yok, Portekiz var, Romanya var, Slovenya var. Bunlarla aynı zamanda çeşitli ticari anlaşmalar falan da imzalanmıştır. Yani Lozan sadece bizim hep sınırlar diyoruz ya, sadece sınır anlaşmalarını imzaladığımız sınır anlaşması değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin aslında dış politikasını belirlemesinde en önemli adımlardan birisidir. Artık savaş bitmiştir ve Türkiye artık Cumhuriyeti de ilan edecek, henüz etmedi. 24 Temmuz 1923 tarihidir çünkü Lozan Antlaşması. 29 Ekim'de ilan edeceğiz Cumhuriyeti. O zamana kadar bile olsa, o dönem itibariyle artık Türkiye'nin, yeni Türk Devleti'nin artık dış politikasına şekil veren en önemli belge Lozan Antlaşması olmuştur. Ve İsmet'i gönderirler, İsmet İnönü'ye derler ki bak dostum, iki konuda asla taviz vermeyeceksin. Bir, Ermeni devletinin kurulmasına sakın izin verme. İki, kapitülasyonları kaldırmadan gelme. Diğerlerinde artık iş senin bürokratik çalışmalarına, faaliyetlerine bağlı. Neden? Çünkü sınırlar zaten belli arkadaşlar. Çeşitli anlaşmalar yapıldı Kurtuluş Savaşı sürecinde. O sınırlar değişmeyecek. Ama bir tane sınırımız var ki çözemeyeceğiz, biliyorsunuz. Hangi sınırımız? Irak sınırı, çözümlenemeyen tek sınırımız olacak. Lozan görüşmeleri başlayacak. Arkadaşlar 16 Kasım'da bizim İsmet gidiyor bütün heyetiyle. Orada paramız yok. 4 yıldızlı bir otelde kalıyor. Tam karşısında da 5 yıldızlı bir çok ünlü bir otel var. Lozan, İsviçre'de. Tabii İngiltere falan filan orada kalıyor. Buranın kasinosunda, yani kumarhane böyle restoranında Lozan görüşmeleri yapılıyor. Öyle bir yer yapıyorlar. 16 Kasım'dan 20 Kasım'a kadar İsmet İnönü'yü bekletiyorlar. Bakın psikolojik baskı. İsmet İnönü diyor ki başlamayacaksa diyor biz diyor gideceğiz. Böyle bir atarlanıyor falan hatta o arada. 20 Kasım'da görüşmeler başlıyor. Bu sefer de diyorlar ki açılış konuşmasını İngiltere yapacak. İsmet İnönü diyor ki hayır. Eğer diyor açılış konuşmasını İngiltere yaparsa ben de diyor, biz de diyor Türk tarafı olarak açılış konuşması yapmaya hakkımız var. Çünkü bu savaşı kazanan bir devletiz. Biz diyor buraya Mondros'tan değil, Mudanya'dan geldik diyor. Herkes akıllı olsun diyor yani bir nevi. Ve gerçekten bunu kabul ettiriyor. Bu arada Fransa diyor ki, arabulucu o da devletlerden birisi. Fransa diyor ki ama diyor siz diyor cevap verirseniz, konuşursanız o zaman diyor İngiltere'ye tekrar cevap hakkı doğar. Hiç sorun değil. Ben tekrar cevap verebilirim gerekirse diyor. Ve gerçekten de açılış konuşmasını hem İngiltere yapıyor hem de Türkiye yapıyor arkadaşlar. Ayrıca konferans dili sınavda çıkabilir bize. İngilizce ve Fransızcayı konferans dili olarak kabul ediyorlar. Ama bunun yanında İsmet İnönü bastırıyor ve diyor ki Türkçe'de olacak deyip konferans dilinin aynı zamanda Türkçe'de olmasını istemiş. Lozan konferansı başlamış. Görüşmelerde salonun içerisine girmiş. Yanında Rıza Nur, Hasan Saka, böyle çok büyük bir konferans salonu. Bir bakıyor orada küçücük bir sandalye koymuşlar. İskemle, oraya Türkiye yazmışlar. Her yerde kocaman böyle büyük sandalyeler var. Böyle diğer delegeler orada oturuyor. İsmet İnönü bakıyor, zaten minnacık bir adam. Yanındakine, Rıza Nur'a bir şeyler söylüyor ve gidiyor. Tabii inanılmaz bir gürültü. Bakın düşünebiliyor musunuz? Bütün dünya devletlerinin basını falan da orada yani. Korkunç bir kalabalıktan bahsediyorum. Ondan sonra böyle büyük bir uğultu falan, ne oluyor falan diye. Ve tabii ki hemen haber veriyorlar. Diyorlar ki Türk tarafı aynı diyor koltuklardan gelmediği sürece görüşmelere başlamayacaktır diyorlar. Ve Türkiye aynı şeylerle, bakın tamamen diplomatik hareketler bunlar. Bürokratik hareketlerdir. Çok güzel hareket yapmış, güzel fake atmış. Aynı sandalyeden getirmişler. Bu sandalye krizi de böyle arkadaşlar. Evet, burada Sağır İsmet hikayesi Rusya ile olan ilişkilerde. İsmet zaten sağır hocam. Yani istediği zaman çok güzel sağıra yatıyor. Bir şey böyle silo diyoruz ya, hani şeyle, gemilerle gönderiyoruz. Buğday anlaşması yapmışız. Rusya'ya buğday göndereceğiz. İsmet sağıra yatıyor. Aa diyor biz de yün anladık diyor. Yün gönderiyor. Un yerine yün göndermiş adam Rusya'ya. Rusya bir bakıyor koyun yünü. Felaket yani. İsmet'in var öyle sağıra yatma halleri. Evet, devam ettik o zaman. Evet aynen öyle. Şimdi konferansa tabii ki ara veriliyor. Neden ara veriliyor? Arkadaşlar şimdi öncelikle kronoloji bilmek çok önemli burada. Şimdi gerçek bir, yani orijinal dersimizde olsak tek tek size zaten yazdırıyorum ya da bilmenizi istiyorum orada. Şimdi şöyle bir durum oluyor. Biz konferansa başlamadan önce Mudanya Ateşkes Antlaşması'nı imzalıyorum. Ekim 1922'de, ardından 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırıyorum. Konferans daha başlamadı. Ardından 16 Kasım'da Lozan'dayım. 20 Kasım'da görüşmeler başlıyor 1922'de. Yani saltanattan sonra görüşmeler başlıyor ve sonra kesintiye uğruyor. Kesintiye uğradıktan sonra aradaki dönemde olan olaylar: İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması 17 Şubat 1923. Ardından 11 Nisan 1923'te 2. TBMM'nin seçim kararının alınması var ve arkadaşlar tabii ki sonra 1. TBMM Lozan'ı imzalıyor 24 Temmuz 1923'te. Ardından da 2. TBMM tarafından onaylanması ve gerçekleştirilmesi var. Tabii kapitülasyonlar konusunda asla taviz verilmeyecek demişlerdi, hatırlarsanız. Bununla beraber konferansa ara verilmesinin sebepleri bir tane değil. Sadece kapitülasyon olayı değil. Borçlar meselesi, Fransa ile olan sorunumuz. Borçlar konusunda Fransa bizi çok zorlamış. Musul-Kerkük meselesi, ki Irak sınırı için biliyorsunuz ki o da ikili devletlerin görüşmelerine bırakılacak. Savaş tazminatı meselesi var ki buna biz tamirat bedeli diyoruz. Bu yılki sınav, geçen yılki sınav sorusunda aynı zamanda karşımıza çıktı. Birazdan göstereceğim. Tamirat bedeli var. Boğazlar meselesi var ki uluslararası komisyona bırakılacak ama başkanı Türk olacak. Yine de bizim tam istediğimiz gibi çözemediğimiz konular arasında. Kapitülasyonlar ise tam istediğimiz gibi kaldıracağız ve kurtulacağız. Lord Curzon burada, bakın, tamirat bedeliniz ÖSYM boşuna sormamış. Lord Curzon'la İsmet arasında büyük bir gerginlik var. Biz kapitülasyonların kaldırılmasını istiyoruz. Aynı zamanda tamirat bedeli istiyoruz. Özellikle Yunanistan'la aramızdaki gerginlikte İngiltere çok böyle taraf olduğu için İngiltere diyor ki bende para var kardeşim diyor. Şu paragraf kısmına bakacaksınız, orada anlatıyor olayın özü şu. Bizde diyor para var, memleketiniz diyor perişan oldu. Bize diyor sürekli zıt gidiyorsunuz. Kafa kaldırıp duruyorsunuz. İstediğimizi yapmazsanız biz de size para vermeyiz. Bizim ve bizim yanımızdaki adamlarda para var diyor bir nevi yani. Ama İsmet de Yusuflarda tabii ne yapsalar kapitülasyonları kaldırmadan ne münasebet nasıl dönsün, ama aynı zamanda tamirat bedeli yüzünden Rauf Orbay'la da arası bozuluyor. Rauf Orbay o pres yapıyor onu ikinci aşamada. Diyor ki artık bir anlaşmaya var çünkü diyor bizim paraya ihtiyacımız var. İzmir çevresi Batı Anadolu perişan oldu. Halk diyor çok kötü durumda. Açız, fakiriz diyor yani. Rauf Orbay böyle bir baskı yapıyor. Zaten sınavda da bu mevzudan bahsedilmiş. Şimdi böyle olunca İsmet İnönü mecburen ülkeye geri dönmek zorunda kalıyor arkadaşlar. Ülkeye geri dönüyor. O arada işte İzmir İktisat Kongresi'ni toplayacağız. Mustafa Kemal daha sonra imzalandığında Lozan Antlaşması'nı büyük bir başarı olarak zaten adlandırmış. Tarihi başarımızı, yani savaş başarımızı aynı zamanda taçlandırdınız demiş. İsmetçiğimi ve bütün arkadaşlarını tabii ki tebrik etmiş. Bu süreçte dediğimiz gibi kesilen süreçte İzmir İktisat Kongresi yapılmış ve yine 2. TBMM'nin seçim kararı alınmıştır. 2. TBMM dönemi olayları arasında Lozan Antlaşması'nın imzalanması var mı? Hayır, yok. Kronoloji her şeydir arkadaşlar. Bakın bunu unutmayın. İnkılap tarihinde özellikle kronoloji bilmeniz size soruyu büyük oranda çözmenize yardımcı olur. Şimdi 2 tane sorumuz var. Bunların ikisi de sosyal ÖABT'de çıkan sorular arkadaşlar. Her ikisi de sosyal ÖABT'de geçen yıl çıkmış olan sorular. Bunlardan bir tanesi, bakın, Lozan Konferansı'nın 2. aşamasında Rauf Bey İsmet Paşa'ya baskı yapmaya başlamış ve İstanbul'daki General Harbord'un İngiliz Savaş Bakanlığı'na gönderdiği bir yazıda durumun bunalımlı bir aşamaya geldiğini ifade etmiştir. Aynı zamanda İstanbul'da izinli bulunan tüm Türk subaylara 2 gün içinde Anadolu'ya dönme emri verilmiştir. Lozan Konferansı'nda Rauf Bey ile İsmet Paşa arasındaki ilişkileri de etkileyen bu bunalımlı durum hangileriyle ilgili diyor yaşanmıştır. Yabancı okullar meselesi, tamirat bedeli, mübadele. Şimdi burada zaten ben anlattığım için aynı zamanda bu konu hatırlanıyor. Hatırlayamadığınızı farz ediyorum ki dersi benden almadınız. Yabancı okullar meselesi, Fransa ile benim aramda sorun, değil mi? Bu konu İngiltere ile aramızda bir sorun olamaz. Bununla beraber mübadele zaten çözümlenecek. Yabancı okullar çözümlenecek. Tamirat bedeli sorun olan konulardan olduğu için Yunanistan ödeyecek ya. Biz tamirat bedeli olarak ne alacağız? Tabii ki Yunanistan'dan Karaağaç ve Bosnaköy'ü alacağız arkadaşlar. Bu yüzden de cevabımız Bursa şıkkı olmuştur. Konuyu hatırlamayan bile bir nevi, bakın burada iş ne? Muhakemeye düşüyor. Çözülmüş mü çözülmemiş mi diye de bakabilirsiniz. Bir diğer sorumuz bakın yine sosyal ÖABT sorusu. Lozan Antlaşması'nın imzalanmasından sonra Türkiye ile İngiltere arasında Musul sorununa yönelik çözüm arayışlarının başladığı ve çıkmaza girdiği dönemde İngiltere'nin de kışkırtmalarıyla Türkiye için Ege Denizi'nde ciddi bir tehdit ve tehlike oluşturan devlet aşağıdakilerden hangisidir demiş. Cevabımız tabii ki gördüğünüz gibi İtalya olacak arkadaşlar. Çünkü İtalya'nın saldırgan politikası 1924'te Yunanistan'ın, bakın Yugoslavya'nın Fulume adalarını ve Yunanistan'ın Korfu adalarını daha almasıyla başlıyor. Yani 1924 Temmuz 1923'te Lozan'ı imzalıyoruz. 1924 yılı itibariyle Akdeniz çevresinde aslında İtalya bir nevi işgallerine, saldırgan politikalarına başlıyor. İşte burada Fulume adalarını, Korfu adalarının işgallerini hatırlayacağınız için doğal olarak soruyu da buradan zaten yapabilirsiniz. Cevabımız İtalya olacaktır. Mesela ÖSYM burada Yunanistan'ı koymamış ki çok büyük bir çeldirici olurdu Yunanistan'ın konması. Ama çok zor bir soru formatında sormamış. Gördüğünüz gibi ÖABT'de konuya hakim olmak soruyu bize çözdürüyor. Ve bu dönemde yine bir İzmir İktisat Kongresi var. Arkadaşlar Lozan'a ara verilen dönemde İzmir İktisat Kongresi toplanmış. Bu benim son konum olsun bu akşam için, kafa yormadan. Çünkü biraz da mülakatlardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar İzmir İktisat Kongresi'ni hep böyle başkanı Kazım Karabekir'dir diye böyle bir yapıştırıyorsunuz. Ama bununla beraber Mahmut Esat Bozkurt çok ünlüdür biliyorsunuz kendisi. Bozkurt soyadı, Bozkurt Lotus olayını çözmesi dolayısıyla bizzat Mustafa Kemal tarafından kendisine hediye edilmiştir. Aynı zamanda 1921'den 1924 yılına kadar İktisat Bakanlığı, 1924'ten 1930 yılına kadar da Adalet Bakanlığı yapmıştır. Aslında hukuk öğrenimini Osmanlı Devleti'nde, mülkiyede başlamış, ancak daha sonra eğitimi yarım kalmış ve bu yüzden de İsviçre'ye gitmiştir. Bu sebeple İsviçre'de hukuk eğitimini tamamladığı için zaten hani İsviçre'den alıyoruz ya medeni hukuku. Medeni hukukun oluşmasında, aynı zamanda icra iflas hukukunun oluşmasında, ticaret hukukunun oluşmasında birinci derecede o komisyonların başında bulunan kişidir. Dönemin Adalet Bakanı'dır ve aynı zamanda İzmir İktisat Kongresi'nin toplanmasına sebep olan kişidir. O toplanmasında önerek olmuştur. Kazım Karabekir seçimle kongre başkanı olmuştur. Bu yüzden Mahmut Esat Bozkurt'u bileceğiz. Zaten sınavda çıkmış, göstereceğim birazdan. Çeşitli mesleklerden çeşitli ekonomi temsilcileri katılmış. 1135 kişi. Bak burada bil mesela derim ben bunu anlatırken. Sovyet Rusya'dan 2 temsilci gelmiş. Biz çünkü ne yapıyoruz? Ekonomide artık yavaş yavaş Sovyet modeline gidiyoruz. Biraz liberalleşiyoruz. Ama aynı zamanda ekonominin millileşmesi esası var. Arkadaşlar İzmir İktisat Kongresi Atatürk'ün milliyetçilik ilkesiyle bütünleşir. Hep böyle sorularda şöyle ezberletir hocalar. Der ki para varsa, ekonomi varsa devletçiliktir. Hayır. İzmir İktisat Kongresi ve Teşvik-i Sanayi Kanunu birer istisnadır. İzmir İktisat Kongresi milliyetçilik ilkesiyle bütünleşir. 1927'deki Teşvik-i Sanayi Kanunu ise halkçılık ilkesiyle bütünleşir. Bizim devletçilikten 2 tane istisnamızdan bir tanesi. Bakın Sovyet Rusya'dan İbrahim Abilov, bir de Semyon Aralov diye 2 tane de temsilci gelmiş ve hatta açılış konuşmaları yapmışlar. İktisatçı bu adamlar tabii ki. Bununla beraber ekonomide tam bağımsızlığa karar verilmiş. Aşar vergisinin kaldırılmasına, artık İş Bankası'nın temellerinin atılmasına, liberal ekonomi anlayışının yavaş yavaş benimsenmesine, milli yatırımların arttırılmasına, yabancı sermayenin azaltılmasına. Bak yabancı sermayeyi ortadan kaldırmıyor. Bu çok önemli. Yabancı sermayenin azaltılmasına ve aynı zamanda özellikle sendikal faaliyete. Bak ilk defa işçilerin ve tarım işçilerinin de çalışma saatlerine düzenleme getirilmesi gerektiği ilk kez burada İzmir İktisat Kongresi'nde konuşulmuş. Aynı zamanda demir yolu ağının yapılmasına ağırlık verilmesine karar vermişler. Ham maddesi ülkemizde olan mamul maddelerin üretilmesine karar vermişler. Teşvik-i Sanayi Kanunu da bunu bütünleyecek ama gelin görün ki yani kara bahtım kör talihim 1929'da dünya ekonomik bunalımı patlayınca Teşvik-i Sanayi Kanunu da zaten bir işe yaramıyor. Mecburen TBMM mecburen ekonomide devletçilik modelini benimsemek zorunda kalıyor arkadaşlar. Ve böylece Lozan'dan sonra yapılan bu İzmir İktisat Kongresi'nden de sonra ortalık birazcık böyle bir hareketleniyor ve ikinci TBMM seçimlerine artık gelmeliyiz diyorlar. Ben size TBMM'de anlatacağım. TBMM'de diyeceğiz ki seçimler 4 yılda bir yapılır. Birinci TBMM yapıldı, açıldı, artık görevini tamamladı, süresi de bitti. İkinci seçim dönemine artık gelinmesi gerekiyor. Unutmayın ki her 4 yılda bir yapılan seçimlerde birinci TBMM, ikinci TBMM, üçüncü TBMM, kaçıncı hükümetteyiz? Atıyorum 67. hükümetteysek şu anki TBMM 67. TBMM. Yani sadece 2 tane TBMM yok. Birinci TBMM, ikinci TBMM dönemi değil, üçüncü, dördüncü diye. Çünkü ikinci TBMM'de 1927 yılına kadar devam edecek. 1927'den sonra yapılan atıyorum mesela harf inkılabı. Kaçıncı TBMM dönemi? Üçüncü TBMM dönemine denk gelmektedir arkadaşlar. Pratik bilgiden giderseniz işi çok rahat çözersiniz. Evet ve çıkmış sınav sorumuza bakalım. Bu yılın sınav sorusu arkadaşlar. Bakın Mustafa Kemal ve Mahmut Esat Bozkurt'un girişimleriyle harabeye dönmüş olan Anadolu'yu yeniden imar etmek, üretimi arttırmak ve halkı yoksulluktan kurtarmak için 1923 yılında aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir? Sanayi ve Maden Bankası'nın kurulması 1926'dır bu arada. Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi 1926'dır ki Bozkurt Lotus olayıyla ilgilidir biliyorsunuz. Türkiye İktisat Kongresi'nin toplanması, 1. 5 yıllık sanayi planının uygulanması 1934'tür uygulanması, aşar vergisinin kaldırılması 1925'tir. Tarih kronoloji bilerek yapabilirsiniz bu soruyu ama burada eğer Kazım Karabekir deseydi, bu soruyu yanlış yapanlar var tabii ki. Kazım Karabekir deseydi herkes C şıkkını hemen yapardı. Ama burada Mahmut Esat Bozkurt Bey'i bilmek çok önemli, soruyu çözdürüyor. Tarih ÖABT 2023 sınav sorusudur kendisi arkadaşlar aynı zamanda. Evet burada bu akşamki şu konu anlatımı olayımı artık az çok biraz böyle yaptınız. Hakim oldunuz. Uzun bir konu. Bu yüzden de geldim size. Neyden bahsedeceğim? Şu son olarak mülakatlardan konuşalım. Hepinizin karın ağrısı olan kısım. Şimdi arkadaşlar mülakatlara baktığımızda şimdi konumuzu böyle bir yarım bıraktım. Amacım dediğim gibi inkılap tarihinde de konularımız nasıl, notlarımız ne şekilde geliyor? Böyle bir görün istedim. Bir nevi Avrupa tarihi haricinde de birazcık görmenizi istediğim için size bir tık Lozan'dan bahsettim. Derste çok daha dedikodulu gidiyoruz tabii. Biraz da vakit sıkıntımız var. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanımız Yusuf Bey dedi ki artık dedi mülakatlar dedi biz kaldıracağız demedik. Peyderpey olacak, bu uzun bir vadede olur. Öğretmenler için böyle bir şey söz konusu değil ve hatta %50 dedi etkili olacak. Mülakat %50, KPSS %50. Aynı zamanda random sorular soracağız dedi. Havuzdan böyle rastgele sorular seçilecek. 30 tane büyük ili bulacaklar. Gideceğiz. Gidilen yerlerde mülakatlarda aynı zamanda bence tek artısı burada video kaydı olması. Yani bu sizin aynı zamanda itiraz hakkınızı, hukuki yönden itiraz hakkınızı kolaylaştırır arkadaşlar, destekler. İmza atacaksınız, kabul edeceksiniz falan filan. Şimdi burada baktığımızda ben sizin yerinizde olsam şöyle bakarım bir öğrenci olarak, yani ilk defa hazırlanacağım falansa eğer, derim ki eyvah ben şimdi bu kadar sınava hazırlanacağım, bu kadar yapacağım. Bundan sonra o zaman mülakat %50'si ise herkes dayısını dedesini arayacak. Yani mülakatta yine torpil mi geçecek denecek. Yani ister istemez bunları düşüneceksiniz. Bununla beraber mülakatta karşımıza çıkacak olan heyetteki kişiler bir nevi nasıl derler? Tamamen objektif değil, kişiye göre değişen bir şey. Beni ölçen adamla öbürünü ölçen adam aynı değil. Bununla beraber şöyle farazi konuşuyorum, ders anlattıracaklarmış. Şimdi benim çıkıp ders anlattığımı, yani bir tecrübesi olan öğretmenin ders anlattığını, bir de hiç tecrübesiz yeni mezunun ders anlattığını düşünürsek burada mülakatta birazcık böyle bazı açıklar ortaya çıkacaktır. Sıkıntı olacaktır yani. 45 dakika süreceği söyleniyor. Ben şahsım adına uygulanabilir bulmuyorum. Yani bunu velev ki yaptılar, yapmaların halinde sizden ricam kafanızda torpil olacak, herkes dayısını bulacak kısmı olmasın. Çünkü emin olun artık herkes girecek olanlar girdi. artık yani. Bu saatten sonra hakkıyla kazananlar da kazananlar olacaktır. Çoğunluğu olacaktır hatta, söyleyeyim size bence. Yani bu torpil olacak zaten, ben boşuna çalışmayayım falan kısmına sakın girmeyin. Bununla beraber mülakatlarda yine de bir de şu olacaktır. Oldu da yaptılar. Şimdi şu son mülakatlarda biliyorsunuzdur belki, atıyorum öğrenci almış 79 puan. Mülakatta heyet ona 80 veriyor. Ya da işte 79 veriyor. Yani kendi atama puanını çok büyük ölçüde etkileyecek puanlar vermiyorlar. Bunu yaptılar. Ne zaman yaptılar biliyor musunuz? 2016'da yaptılar. Çünkü 2015'te biliyorsunuz bu 15 Temmuz mevzuları vardı. Bu yüzden 2016'da mülakatla çok büyük kıyım yapıldı. Ama 2016'dan sonraki mülakat sürecinde çok tepki aldılar çünkü. Bu yüzden de mülakatı yapan heyet çok büyük farklar yaparak kişinin bir nevi aslında şeyiyle oynamak istemedi. Başarısıyla oynamak istemedi. Yine benzer şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Yani atıyorum puanınız 82 ise 83 yapar ya da 82 verir. Bunu gidip de size atıyorum 70 vermez, 60 vermez. Yani çok kötü bir mülakat geçirmediğiniz takdirde. Burada biraz siz de kendinize, burada kim artı avantajlı? Ücretli öğretmenlik yapanlar, dershanede çalışanlar, kolejlerde çalışanlar bu anlamda avantajlı arkadaşlar. Bu bir gerçek. Çünkü iletişim becerisini ölçecek. Ders anlatmanızı tabii aynen, adam karısıyla kavga etse yandınız ya da taktı sizi beğenmedi falan filan, 3 katı çağrılacaktır kısmı standart hocam, klasiktir her yıl. Nasıl diyorlar, özür dilerim, her yıl zaten. Yani normal diğer bakanlıklarda da mesela Adalet Bakanlığı alıyor, zabıt katibi alır. Atıyorum 30 kişi alacaksa 90 kişiyi mülakata çağırır. Normalde böyledir zaten. 3 katı, yani diğer bütün bakanlıklarda da böyle mülakata normal puanlamanın kontenjanın sıralamadaki 3 katı kadar kişi çağrılır. Diğer bakanlıklardaki o gibi olacak yani. Kesinleşti mi? Şu an bence bu arada o kısma geleceğim hocam. Olursa diye konuşuyorum. Velev ki olduğunu farz edersem eğer, evet, iletişim becerileriniz, ders anlatma becerileriniz, kabiliyetiniz, bunların hepsi göz önünde bulundurulacak. Bununla beraber dediğim gibi kendinize sakın diye düşünmeyin. Yani ben bu sınava boşa, hayır. KPSS puanı her zaman iş yapar. Sen şunu, yani adama şunu söylersin. Ben kardeşim 52. olmuşum. Sen beni atama dışı bırakamazsın. Kontenjan dışı seni bırakabilmesi için, çok özür diliyorum, maymun olmanız lazım. Yani konuşamamanız ve yani böyle muz yemeniz lazım. Muz Cumhuriyeti'nden gelmeniz lazım yani. O yüzden öyle bir dünya yok arkadaşlar. Kolay kolay burada bence en doğru olan, en önemli karar ne biliyor musunuz? Videoya çekilmesi. Kimse size o random soruların haricinde çok büyük bir pres, sizi küçümseyecek, sizi stres yaratacak herhangi tatsız bir şey yapamaz. Böyle bir tavır sergileyemez arkadaşlar. O yüzden de yapmayın. Yani mülakata bu anlamda sakın kafanızı takmayın. Diğer şahsi görüşün. Cumhurbaşkanımız muhtemelen diyecek ki öğretmenlerimize bu kadar sınava girerken zaten bir de mülakat getirmeyeceğimize söz vermiştik geçen seneden. Biz bunu söyledik, sözünü verdik, arkasındayız. Sayın Bakanımız Yusuf Bey de bunu onayladı deyip kaldırılacak. Arkadaşlar ben bu mülakat olayının tamamen ortadan kalkacağını umuyorum ve öyle olacağını senaryoya uyduruyorum. Ama dediğim gibi velev ki olursa da bu sizin motivasyonunuzu kesinlikle düşürmesin ve en büyük hatanız şu olur. Mülakatlara takılıp da kafanızı takıp da KPSS'ye başlamazsanız, ders çalışmaya başlamazsınız. Eğer hadi bakalım acaba ne olacak derseniz. Bununla beraber mesela ilk 3, bir de şöyle bir durum var. Mesela normalde kontenjanda değilsiniz. 500 kontenjan verdi diyelim tarihe ya da sosyal bilgilere. Ama 1200'üncüsünüz, 1300'üncüsünüz. O zaman da şöyle bir umudunuz doğacak. Diyeceksiniz ki 3 katı mülakata çağırıyor. Belki de mülakatta çok iyi yaparım. Belki de atanırım diyeceksiniz. O öyle olmaz. O iş çok zor olur arkadaşlar. Yani şöyle anlatayım. Mülakatı yapan adam da bunun hesabını kolay kolay veremez. Yani sen sıralamada KPSS sıralamasıyla var olan bir kişiyi düşürüp var olmayan 1200. olan adamı gidip de ilk 500'e sokacak kadar puan veremezsin. Vermezler arkadaşlar. Yani böyle bir adaletsizlik yapmazlar. Yapamamaları için de işte video kaydı var. Hocam zamanında yaptılar. Çünkü itiraz edebileceğiniz hiçbir şey yoktu. Var mıydı videosu? Yani dersi anlattığınızın videosu ya da verdiğiniz sorulara cevaplarla ilgili bir video var mıydı ellerinizde? Hiçbir şey yoktu. Sizler oturup ders çalışacaksınız, bir an önce başlayın. Bu mülakat olayını unutun. Bırakın birileri zaten bunun ekmeğini yemeye çalışıyor, goy goyunu yapıp da bırakın ne halleri varsa görsünler. Ben size az önce ne dedim? Sinsi olan, sessizce çalışan kazanır. Siz her zaman sessizce çalışan olacaksınız ve kendinize güveneceksiniz. Ve bu yıl daha senenin çok başındayız. Daha neler neler konuşacağız, neler neler anlaşacağız. Hiç merak etmeyin, her zaman zaten bizler Tekuzem ailesi olarak da sizlerin yanınızda olacağız. Ben zaten yanınızdayım, biliyorsunuz ki. Evet, o yüzden mülakatlarla ilgili fikrim bu. Kendinizi lütfen motive edin bir an önce. Dersenize yavaş yavaş başlamaya çalışın. Ayrıca canlarım, henüz Tekuzem'e kayıt olmayan varsa... Patlatayım şimdi hiç kimsenin haberi olmadan, sistem Muhammed şok olsun. Bu akşam benim dersime katılıp, buraya katılıp da, yayına katılıp da Tekuzem'e kayıt olmak isteyenlere Selin Hoca koduyla %15 yapıyorum indirimi. Ben öyle yapıyorum. Canım öyle istedi. Hadi bakayım Tekuzem'e uğraşsın. Ama bu bugün ve yarın için geçerli. Tamam mı? Yarın en geç kaydınızı yaptırmış olun. Sizlerle birlikte devam edelim istiyorum. O yüzden de olabilir, bilemiyorum hocam. Evet, kayıtlı olmayanlar için söylüyorum. Kayıt olanlar zaten baş tacı. Bu sene çok güzel bir yıl geçireceğiz hep beraber Allah'ın izniyle. Her yıl olduğu gibi, gördüğünüz gibi başarılarımız tesadüfi değil arkadaşlar. Onlar konuşur, biz yaparız diyerek böyle bir de sloganımı atarım ve müsaadenizi isterim. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda meşhur sözümü de söylüyorum. Hayatın akışına kapılıp tarih çalışmayı unutmayınız. Sosyalcilerim ve tarihçilerimle bir an önce görüşmek istiyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.